Gerçekten bu siteler çocuklar için tehlike mi saçıyor? Çocuklarımızı bu sitelerin yol açabileceği zararlardan nasıl koruyabiliriz? Bu kez işin pedagojik boyutunu değil, güvenlik boyutunu ele alacağız. Bir bilişim güvenlik uzmanına soracağız sorularımızı. Bilişim Güvenliği Genel Kurulu üyesi Yusuf Uçar telefonu attığımızda. Yusuf Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum size. Çok teşekkürler. Şimdi haberimizde de izledik. Psikologlar uyarıyorlar. Çocuğun asosyal hale gelmesine ve ahlakının bozulmasına yol açabilecek bu siteye karşı ailelerim. Siz neler söylemek istersiniz? Gerçekten de küçük yaştaki çocuklar için bu siteler nasıl bir tehlike saçıyor olabilir? Ailelerinden habersiz kullanılmaları noktasında. Çocukların sosyal paylaşım sitelerinde bekleyen en büyük tehlikelerden biri tanımadığı kötü amaçlı kişilerle tanışmak. Ergenlik çağında veya daha küçük yaşta olan çocuklar karşılarındaki kişinin amacını tam olarak kavrayamaz. Bu yüzden kendilerini güvende hissedip karşıdakinin isteklerine rahatlıkla cevap verebiliyorlar. Çocuklar kendilerini farklı gösteren yanlış kişilerle tanışabilmektedir. Henüz kişilikleri, davranışları yeni yeni oluşmaya başlayan çocukların bu konuda iyi kötüyü ayırt etmesi gerçekten zor. Günümüzde çocuk istismarının en çok yaygınlaştığı yerlerden biri sosyal ağlar olarak gösterilmektedir. Peki aileler nasıl koruyacaklar çocuklarını, bilgisayar başında nasıl bırakabilecekler? Çünkü sonuçta dersleri için de bir çocuk yardım alıyor olabilir bilgisayardan. Evet. Ama bir yandan bu sitelere, arkadaşlık sitelerine de girebiliyor olabilir. Aileler bunun ayrımı nasıl yapacak? Nasıl koruyabiliriz çocukları? Şimdi aileler çocukların kullandıkları bilgisayarlara, telefonlara şifreler koyup sadece beraber bulundukları zamanda kullanıma açıp varsa ödevlerini, işlerini halletmelerini sağlayabilirler. Eğer yanlarında bulunamayacak durumda iseler, telefon firmalarının ücretsiz olarak dağıttığı çocuk kontrol programlarını, aile kontrol paketlerini indirip evde bulunmadıkları zaman çocukların neler yaptıklarını, yapacaklarını kontrol edebilirler. Hepsinden önce çocuklarıyla konuşup bu tür tehlikelere karşı uyarmaları gerekmektedir. Çünkü en büyük sosyal paylaşım ağı olan Facebook'a artık telefon operatörlerinden ücretsiz bir şekilde ulaşabilmektedir. Evet. Bilgisayardan bu gibi yerlere girişimi kısıtladığınız çocuklar telefondan rahatlıkla bağlanıp kullanabilecek duruma geliyorlar. Bu yüzden kontrolü zor olan çocuklar için internete bağlanmayan çok basit telefonlar alınmalıdır. Tabii ki çok gerekliyse kullandırılmamalıdır. Peki gerçekten örneğin 5 yaşındaki bir çocuk dahi bu sitelere girebiliyor mu? Üye olabiliyor mu? Bu sitelerin elbette ki belli bir yaş sınırlaması bulunmaktadır. Fakat bu bir çare değildir tabii ki. Çok küçük yaştaki çocuklar bu engeli yaşlarını büyük gösterip rahatlıkla aşabiliyorlar. Bu gibi sanal ortamlarda zaman geçiren çocuklar zamanla derslerini ihmal edebiliyor ve gerçek yaşamdan soyutlanıp her şeye kontrolsüz bir biçimde ulaşabildikleri bu ortamlarda kendilerini daha rahat ifade ettikleri için tabii ki dış dünyadan da soyutlanabiliyorlar. Evet, az önceki psikolog uzmanımızın da anlattığı bu şekilde. Peki bu siteler sizin de değindiğiniz gibi çocuk istismarına da açık olabiliyor. Çünkü işte çeşitli resimler konulabiliyor, videolar paylaşılabiliyor, öyle değil mi? Elbette. Kontrolsüz bir şekilde paylaşılan fotoğraflar, videolar pedofil insanların açık hedefi haline gelmektedir. Sonuçta bu gibi materyallere en rahat ulaşabilecekleri yer sanal ortamdır. Artı olarak çocukların üstlenen yayın ya da şiddet içeren internet sitelerine tesadüfen veya kolaylıkla girmesi, yaşına uygun olmayan görüntülerle karşılaşması, kimliği belirsiz ve tehlikeli kişilerde kandırılma ya da taciz edilme ihtimali tüm yaşantılarını etkileyecek ve kalıcı izler bırakacak sonuçlar doğurabilir. Evet, ve bu sonuçların doğmaması için ailelere de yine büyük görev düşüyor diyelim. Evet, sizin uyarılarınızı da bir kez daha paylaşmış olalım buradan. Çok teşekkür ediyoruz. Bilişim Güvenliği Genel Kurulu üyesi Yusuf Uçar. İyi günler diliyoruz. Sağ olun.